Merhaba, bugün 28 Mayıs 2022 ve bugün Yunus'un düğünü var. Bu ne yakışıklılık kardeşim? Ulan Yunus, ulan Yunus! Bizim mikrofon, mikrofon! Şu anda böyle bir yerdeyiz, karşısı da... Ben etemiyorum. Sen gitme misin? Keşke. Buraları keserim, buraları keserim. Merhaba, bugün 28 Mayıs 2022 ve bugün Yunus'un düğünü var. İstanbul'dayız, düğün Kırıkkale'de. Hayli Ankara ve Kırıkkale'ye gitmemiz lazım. Onur geldi, aşağıda bekliyor. Ben kimi sağlık sorunlarından ötürü işte gidip boğazıma falan bir şeyler almamız lazım. Henüz aşağı inemedim, bir telaş halindeyim. Size haber vereyim dedim öncelikle. Hızlıca toplanıp çıkmam lazım. Yoksa düğünü kaçıracağız. Böyle bir yerlere gitmeden önce evin sürekli dağınık olması, her şeyin her yerde olması, şu masanın haline falan bak. Beni acayip geriyor. Bir de kiralık araba var. Yani benim arabam kazalı olduğu için yedek araba vardı. Onun süresi de oldu. Onu şimdi teslim etmemiz lazım. Şunu alsam, gece üşürsem bunu alsam falan gibi yine bir sürü şeyle uğraştım. Halbuki zaten bir geceliğine gidiyorsun. Dur. Gideceksin, ne olduğunu anlamadan giyinip düğüne gireceksin. Çok yüksek ihtimalle yanına aldığın hiçbir pantolonu, tişörtü giymeden yarın sabahta şu anda üstündeki işte şortunla tişörtünle aynı şekilde geri döneceksin. Niye bunu yapıyorsun acaba Orcuğum? Bilmiyorum. Neyse. Düğünsel meseleler olduğu için şu şekilde içinde ceket meket bulunan paketimizi de hazırladık. Haliyle akşamda bunlarla kendimizi paketleyeceğiz ve toplumun önüne sunacağız. Merhaba, bu önemli davete katıldık ve bakın neler giydik gibi güzel olacak. Yunus'cum için seviniyorum. Evet, bunu inanarak söyleyeceğim artık. Bir küçük çantam daha var, o yüzden bu kamerayı taşıyamam. Onu da alayım, yollanayım. Görüşürüz. Selamlar efendim. Onur Bey nasılsınız ya? Efendim siz nasılsınız? İyiyiz, kusura bakmayın, küçük bir gecikme yaşadık. Problem yok. Hemen yerleşiyoruz. Onur Bey, bir macerada daha bir evet, aradayız. Evet. Onur geldi, beni evden aldı sağ olsun. Demiştik ama Ankara yapalım evet, diye. Ankara yapalım. Saatler olsun bu arada, tıraş olmuşuz. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ben de tıraş oldum. Evet, siz de tıraş olmuşsunuz. Evet. Yanlar gitmiş, üstler kalmış. Evet ama saçları yapamadık. Olsun, bir şey olmaz. Yanımıza tarak ve mat şekillendirici aldık. Ankara'da yaparız. Orayı da Ankara deyip duruyoruz. Ankara değil bu arada. Yunus yüzünden. Ankara değil, Kırıkkale'ye gidiyoruz. Yunus çünkü Kırıkkaleli. Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun. Kesin lisesi de Kırıkkale Lisesi'dir. Muhtemelen zaten. Ondan sonra evet, kiralık arabanın teslimi için gelinildi. Benim arabam kazaya karıştı. Bayağı da oldu. Az olmadı yani. Ulan Yunus, ulan Yunus! Neyse, canımsın. Özcan'ı almaya geldik. Şerefsiz yine bir yakışıklı olmuş. Bak. Bak bak bak. Ha, vlog mu var? Selamlar. Bu ne yakışıklılık kardeşim? Kardeş, herkes tıraşlarını bulmuş. Düğüne mi gidiyorsun sen? At hocam onları. O ne yakışıklılık? Düğüne mi gidiyorsun kardeşim sen? Bu ne yakışıklılık kardeşim? Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, sağ olunuz. Özcan hocam, siz nasılsınız inşallah? Ben de iyiyim. Abi bu bana hep şey gibi geliyor ya, biraz nasıl diyeyim, böyle şizofrenik bir hareket gibi geliyor. Ney? Şu an yaptığımız şey. Olmayan bir insanla konuşuyoruz ya aslında. Aslında varlar ama. Bir de hani future self gibi bir şey yani. Gelecekteki kendimiz gibi de düşün. Tamam, bu bunu daha manyakça yapıyor. Gerçekten mi? Ya bilmiyorum, bana öyle geliyor. Bana öyle gelmiyor. Ben seviyorum. Arkadaşlar, siz de seviyorsanız videoya beğen... Ben oluyorum ya. Oluyor yavaş yavaş böyle. Yorumlara da Özcan hocam katılmıyoruz, bizle konuşuyorsunuz işte, ne olmuş yazın lütfen. Merhaba, kolay gelsin. Bu arkadaşı fullemek istiyoruz. Söylerken biraz korktum ama. Ben de korkuyorum. Ne olacak böyle bilmiyorum. Benim bu yakışıklılığım ne olacak onu bilmiyorum yani. Yay. Evimizdeyiz, evimizde. Neredeyiz biliyor musunuz? Bolu'dayız. Bu ekibin tanıştığı, kaynaştığı, birbirimizle dost, arkadaş, kanki, sevgili olduğumuz yer. Bolu. Eski adıyla Linux Yaz Kampı.
Güncel adıyla Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı. Biz hocamla da, Sayın Onur Bey'le de kamplardan tanışıyoruz. Biz zaten bir kişiyiz. Aynen. Bir kişiyiz. Biz bir kişiyiz. Biz bir kişiyiz. Neredeyiz? Bolu'dayız. Bolu'da highway'deyiz. Burası şehirler arası bir dinlenme tesisi olduğu için 7/24 açık. Bazen kamp gecelerinde yenecek bir şey bulunamazsa, işte sucukçu, kokoreççi kapalıysa kalkıp buraya geliyoruz. Yolda nasıl derdoya düştük? Eski sevgililer, ağlamalar, o da evlendi falan, hani üf ben bu şarkıda ne içtim hocam falan. Hayat böyle bir şey ya. 30'larına yaklaştıysan mutlaka hayatının geri kalanında anlatacağın hikayeler oluyor yani böyle. Hoş geldiniz. Evet, highway'e girdik. Kahvelerimizi içtik. Monaco'nun Free Practice 3. P3. Üçüncü antrenman turları vardı. Onları izledik. Checo Perez güzelinden birinciliğini aldı. Şekilli bir şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz. Sadece eminim deli gibi gürültü gidiyordur şu anda. Bizim bir sonrakine hepimize birer yaka mikrofonu çözmemiz lazım. O kadarı da şov değil mi? Ama zaten şov. Hey be, ulan memleket be memleket. Bolu'dayız şu anda. Langıda lang 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 lang. Neyse o zaman, şarj ve hafıza yemeyelim. Sizin de muhabbetinize doyum olmuyor. Evet arkadaşlar, arabadayız. Arabanın kendi gürültüsünden ötürü muhabbetimiz iyi gitmiyor diye kaydı burada kapatacağız. Ama biz kendi aramızda muhabbet edip çok eğlenmeye devam edeceğiz. Siz bunlara nasıl tanık olabilirsiniz? Biz birer yaka mikrofonu alırsak buna tanık olabilirsiniz. Peki biz 3 bağımsız kişinin sesini düzgünce kaydedecek mikrofon olayını nasıl çözebiliriz? Bize bu konuda destek olursanız, yorumlara yazarsanız, şimdi tabii şu anki sesim gitmiyorsa bunu videoda göremeyecekler ama. Olsun. Bize mikrofon, mikrofon. Denize yakın olmayan bir uçuş yaptım. Paris'ten Münih'e. Demonstration var ya girişte. Evet. Normalde denize iniş için hani şeyinizi takın, işte şişirin, ışık dikkat çekmenizi sağlayacaktır falan. Yoktu çünkü denize iniş ihtimali yok o uçakta. Komple karanın üstünden uçuyor çünkü. Böyle çok şok iyi geçirdim yani böyle aaa falan diye. Oğlum 70 küsürlerden bir tane Atina'dan Amerika'ya uçuş için Atina'dan kalkan bir tane uçağın hikayesini dinledim geçen gün YouTube'da bir videoda. Bir şöyle 777 kocaman ağzına kadar dolu, bir de transatlantik uçacağı için yakıt deposu da ağzına kadar dolu, yolcular da ağzına kadar dolu. Ve şöyle bir şey abi, uçuştan önce 2 numaralı motora bakım yapıyorlar. Bu yüzden motor %100 seviyede çalıştırılamıyor. %80'lerde çalışıyor ve haliyle itiş gücü düşüyor. Hava acayip sıcak, 43 derece. Hava 43 derece olduğu için de motorlar tam seviyede çalışamıyor. Adam orada teknik açıklamasını da yapıyor. Bu tip durumlarda motorların içinde soğutmayı sağlayacak bir sıvı kullanıyorlarmış. Orada da bir sistemde sorun çıkıyor yüksek ihtimalle. Ve tam kalkıştan hemen sonra da abi 3 numaralı motor patlıyor. Bayağı patlıyor yani. Ölüyor 3 numaralı motor. Geriye 3 motor kalıyor. Bir tanesi de zaten yarı seviyede çalışıyor. 2 tane motor, yani 2,5 motorla abi yükselemiyor. Tam seviyeye de çekemiyorlar. Çünkü şey var, ne onun adı? Hava çok sıcak olduğu için tam seviyede çalıştırırsa motorlar tamamen iptal olacak. O yüzden soğuması lazım. Abi bir uçuyor uçak. Bazı yüksek katlı binaların yanından geçiyorlar. Ve hiçbir şekilde hareket edemiyor. Çünkü öyle bir şey yaparsa onu sağlayacak hızda değiller. Onu karşılayabilecek hızda değiller. Bu yüzden abi Atina'yı da biliyor musun bilmiyorum coğrafi olarak. Bir tarafı deniz, diğer 3 tarafı yükseltilerle çevrili. Ve denize paralel kalkıyor uçak. Denize paralel kalktığı için bir tepeye doğru gidiyor. Yükseltemiyorlar abi uçağı. Çok hafif çekiyor. Hafiften burnu yukarı kaldırıyor. Kule o zamana kadar görüyor zaten uçağı. Diyorlar ki vurdu, geçmiş olsun. Ama abi vurmadan tepenin görünen tarafına vurmuyor tabii. Görünen tarafına vurmadan tepenin arkasında kayboluyor uçak. Düşünsene şuradan bakıyorsun, şurada tepe var. Uçak gidiyor, ulan vurdu herhalde diyorsun. Sonra tepenin arkasında kayboluyor. Pilotların ailelerine falan haber veriyorlar. Uçağı kaybedeceğiz yüksek ihtimalle diye. Abi pilot müthiş bir şekilde yönetiyor olayı.
ve şunu hesaplıyor. Diyor ki eğer şöyle hareket edersem şu tarafta hava birazcık daha soğuk olacak ve tam seviyede çalıştırabilirim motorları falan filan. Müthiş bir deneyim. Zaten tahmin edersin eskiden askermiş adam yani. Hava kuvvetlerinde uçuyormuş Yunanistan'da. Abi oraya kadar sürüyor uçağı. Hava birazcık soğuduğu zaman hani 44-45 derecelerden 38 derecelere iniyor orada. Motor rahatlıkla tam seviyelere çıkabilecek hale geliyor. Motorları bir köklüyor. Hop toparlıyor. Aynı piste geri indiriyor uçağı. Sıfır yaralanma. Ama düşünsene. Benim binanın yanından 777 geçtiğini düşün abi. Değil mi? Hissiyat olarak. 777 geçiyor yanından. Genelde Beyza arabadaki hiçbir sohbeti koymuyor. Yüksek ihtimalle şöyle oluyor. Arabada mı? Arabada mı? Geç ya. Duyulmaz. Harika. Çünkü geçen seferki sohbette mesela at çiftliği olayı anlatılmadı. Çok üzüldüm. Evet abi yani o yüzden o kısmı şu anda Özcan hocamın tekrar anlatmasını istiyorum. Sesi duyulacak şekilde. Biz geçen sefer Çanakkale vlogu için seyahat halindeyken at çiftliklerinin olduğu bir yerden geçtik ve Özcan hocam müthiş bir detay anlattı orada. Evet Özcan hocam. Ya İngiliz atlarının şey yarış psikolojisi için yetiştirilmesi meselesi değil mi? İngiliz atlar işte yarış psikolojisine sahip olduğu için yolun kenarındaki araçlarla yarışıyorlar. Yani şöyle mesela İngiliz atlarının şöyle oyları var işte. Jokeyi üzerinden atıyor. Birinci geliyor yani kendi mindsetinde. Tabii puan alamıyorsun jokeysiz bitirirsen de. Şey ondan sonra gidiyor. Birinci gelen atların işte temizlendiği ahırda böyle şey bir edayla, şampiyon edasıyla böyle gelip beni temizleyin diye geliyor. Çünkü ben kazandım. Hani kendi şeyinde, kafa yapısında o kazanmış oluyor. Şimdi o yüzden böyle yol kenarında diklemesine şey bırakmıyorlar. Yani yola paralel bir alan yok. Hep böyle dik dik şeyler, bariyerler. Çünkü atlar otomobillerle yarışmaya çalışıyor, İngiliz atları. Ve kaybediyorlar. Tabii ki. Kaybettiklerinde de bunalıma giriyorlar. O yüzden de şey yani bazı işte haraların etrafında lütfen yavaş gidiniz yani. Çünkü hani atlar şey olmasın. Sizi geçebilsin. Aynen sizi geçebilsin diye öyle şey yol veriyorlar. Bu ne kardeşim, Çanakkale'deki Winston Churchill mi? Çanakkale'ye gidelim de kordonda bir Churchill içelim ya. Gidelim gidelim. Gidelim zaten de gideceğiz. Bir. Evet gidelim bir sevelim yani. Alev sevelim birazcık. O zaman Çanakkale Vlog V2 gelsin diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Biz bunu yayınlayana kadar gideriz herhalde. Neyse yorumlardan sonra gitmişiz gibi çekeriz. Nereden bileceğiniz ki? Hadi sizi öpüyoruz. Biz böyle yoldan devam. Onur Bey var mı söylemek istediğiniz bir şey? Canınızın sağlığı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Haydin bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Kırıkkale'ye geldik. Öğretmen evinin önündeyiz. Bir araba parksal sorun var. Onu gidermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan yolda Q1 ve Q2 izledik. Biliyorsun Onur park ederken. Aynen. Bir şeyimiz daha değil mi? Aynen. Bir vlogtan dağılıntı. Dikkat et. Artık gel demiyorum. Dur. Evet, biz ayrılan misafirhane odalarına yerleşmeye başladık. Benim yanıma birisi daha gelecekmiş. Kim gelecek bilmiyoruz. Sürpriz. Ne diyorsunuz misafirhaneye? Bildiğim misafirhane işte. İyi. Tülop saçta kaldın mı sen? Yok, kalmadım. Şuradan gelen güneşle böyle bir yakışıklı bir dizilin ya. Onur, arkada kalıyorsun. Gel geç. Güzel. Giyindik, süslendik. Benimkisi bir doğa olayı gibi. Hani 3-4 yılda bir gerçekleşen bir şey benim ceket giymem. Evet. O yüzden önemli yani. Şöyle. Düğüne gidiyoruz. Ulan Yunus. Evet, sonunda burayı bulduk. Yolda tabii yemek yedik. Ondan sonra çok yedik ama ya. Ondan sonra benim açgözlülükten tabii. Şimdi bakalım doğru salona mı geldik tabii. Bir de böyle bir durumumuz var. Şu an yazıyor ama. Çünkü adam dedi ki aşağısı komple öyle. Aynen. Abi. Bu arada Yunus şimdi diyecek ki çırağında düğün yaptı. Doğru. Karıncalara basmayalım. Alkışımız geldi.
yapabilirsiniz ama Zekvan'ı anımsıyor musunuz? Videosu vardı kanalda. Onu yukarı koyarız. Çok iyi. Hemen bizim masayı göstereyim. Yüksek ihtimalle böyle takılınacak. Bir şey diyeceğim. Delinin güzelliğine bakar mısınız? Şerife Hanım. Şerife Hanım'a bakın. Müşteri baskı ve tesiri altında kalmadı. Kendi istek ve arzunuzla şahitleriniz ve davetleriniz huzurunda Sayın Yunus Emre Baloğlu beyefendi değindirmeyi kabul ediyoruz. Siz Yunus Emre Bey aynı şartlar dahilinde hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi isteğinizle şahitleriniz ve davetleriniz huzurunda Sayın Büşra Sönmez hanımefendi evliliğini kabul ediyorsunuz. Evet. Biliyorum ama Pelin tek başına gitti, halay başı oldu. Bak, bak şimdi. Sallayın. Teşekkür ederiz. İyi ki evlendiniz. Çok mutluyuz. Siz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hadi bay bay. Evet, düğün olayı tamamen bitti. İçeride her şeyi topladılar. Temizliğe başladılar. Ben de en son fotoğrafımızı aldım. Özcan hocam, çift ve ben. Böyle bir şey. Gayet iyi. Şimdi kaldık böyle 4 tane yakışıklı. Böyle 4 tane yakışıklı kaldık. Ama Kırıkkale'de gidilebilecek bir mekan yokmuş. Yok. O yüzden gidip öğretmen evi, misafirhanemizde çay bahçesine oturup çay içeceğiz. Aydın. Evet, ekip çay partisinde değildi, çay bahçesinde değildi. Neden? Çünkü kokoreçe düşmüşler. Kokoreç. Ne düşünüyorsunuz kokoreç konusunda? Kimi çekiyor şu anda? Sizi. Hocam ben bela bir şey görmedim. Çok iyi diyorsunuz yani böyle yorumladım. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Çok da harika. Iyi oldu, başarılı. Süper. Bakacağız benden yarın. Şive orada kırıldı. Aa, senin yorumun önemli. Ben ona göre belki tadarım. Yok, güzelmiş ya. Ben bir çeyrek yedim. Wow. Öyle yorulmuşum ki odaya gelir gelmez bayağı kıyafetlerimle kendimi yatağın üstüne bırakıp sızmışım. Saat 3.30 falan şu anda. Az önce kalktım, üstümü değiştirdim falan. Şimdi yatacağım. Sabah 9'da kalkıp kahvaltı yapıp yollanmayı düşünüyoruz. Planımız bu yönde. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Düğün, eğlendik. Çok güzel insanlar gördüm. Uzun zamandır görüşmediğimiz kişilerle görüştük. Konuşuruz üstüne. Ne oldu ya? Ben hazırım. Ben o kadar değilim ama kahvaltıya inelim. Kendimi kamptaki günlerden birinde hissediyorum. Çünkü kamplarda bir sıklıkla birlikte bulunduğumuz insanlarla bir aradayız. Onurcuğum. Ve misafirhanemin kahvaltısı için yemekhaneye indik. Ya da ne deniyorsa buraya işte. Bayağı aynı his ya. Ha, evet. Arkada şey, çayı kesiyoruz da geldi gitti diye. Biz bir çay alalım. Hadi. Kayıt altında da söyleyeyim. Dün İnönü Stadyumunda Mor ve Ötesi'nin konseri vardı malum. İçkiyi yasaklamışlar orada da. Ve kayıt altında söylüyorum. Gençlik konserinde, herhangi bir konserde, İçkiyi yasaklamak uyuşturucuya özendirmektir. Misafirhaneden çıkış yapılındı. Evet, sizi öpüyorum.
Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Görüşürüz. Hadi vedalaşalım. Nasıl yaptıklarını? Abi. Hadi görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz. Oo, içeri yürüyüm yürüyüm çocuk ya. Kim bu çocuk? Merhaba, biz Bolu'ya geldik ve ben hiçbir şey duymuyorum. Burası böyle çok yüksel, alçal, yüksel, alçal. Ve şuralardan itibaren kulaklarım tıkalı hissediyorum şu anda. Çok fenayım. Ve başımı döndürüyor gibi hissediyorum bu durum. Kubbe altına gideceğiz. Ve yoğurtlu gözleme yiyeceğiz. Ne? For kubbe altı. Ben hazırım. Natürlich. Her zaman. Every time, always. Kubbe altındayız. Burası hemen Bolu'nun yüksek ihtimalle İzzet Baysal Caddesi'nde buranın adı. Bulduk her şeyin adı. Bulduk her şeyin adı İzzet Baysal çünkü. Belediyenin hemen karşısında gerçekten de bir kubbenin altında. Şöyle gösterelim. Burada çok güzel gözleme var ama gerçekten böyle aman efendim insanların yürüdüğü bir rota bulduk üstüne bir yer açıp dandik gözleme satalım yeri değil. Gerçekten gözleme de öyle çok lezzetli. Merhaba. Bolu'dayız bugün. Burası bizim için çok önemli bir şehir. Defalarca söylediğimiz gibi. Biz çünkü... Ben 2015'ten beri geliyorum. Siz? 2016. 2016. Ha? 16. Ya 15'te gelmişliğim var. Ama kampın içinde yani eğitim şey. Organizasyon ekibinde değildin. Yani yok, derse de hiç girmedim. Hı. 2015'ten beri her yazı ben burada geçiriyorum. O yüzden Bolu'ya gelmek benim için işler, hayat... Gölgeye doğru. Şöyle nasıl bir karmaşa da olursa olsun. Tamam, gölge zaten başlayacak. Şeyden yürümeyelim. Kameraman, bakıyor musun ekranı evet. Acaba? Evet. Ne olursa olsun yılın 2 haftalık bir boşluğu ve insanlarla eğlendiğimiz... Bir de şöyle düşün, öyle bir tatil ki ben 2 hafta boyunca sadece 1 gün tatil, geri kalan her gün sabah 9'dan akşam 7'ye kadar ders anlatıyorum. Toplamda yani... Bu 10 saat ediyor. Toplamda 2 saatte yemek arası var. 8 saat boyunca 14 gün. Hadi bir günü tatil. Hafta sonu dahil bu ama arada artık bu 2 haftaya. Son kampta 2 gün yapmışlardı. Ha evet. Bir de ders süreleri evet. De kısaldı evet. Bu arada. Ondan 9'dan sonra. 9'a aydı. 9'dan 7'ye miydi? 7'ye. 7'yeydi. Ondan sonra. Müthiş keyifli bir şeydi ya. Müthiş keyifli. Mesela ben artık biliyorsunuz Bolu'ya gidiliyorsa boğaz spreyim, boğaz pastilim, işte ağrı kesicilerim her şeyle beraber geliyorum. Neden? Çünkü artık alıştım. İlk sene gelip mahvolunca eczane aramaca falan. Buna rağmen acayip keyifli zamanlar geçiriyoruz burada. Ve işte Bolu çevresini tanırız. Bolu halkı bizi tanır. Penguenliler geldi derler bize. Ondan sonra ve işin ilginç tarafı. Şimdi biz Yunus'un düğününe gittik. Yunus'un düğününden dönüşte çekiyoruz bunu. Yunus'un düğününden dönüşte çekiyoruz bunu. Yunus'un düğününde kesin videoda da gözükmüştür. Zekvan'la görüştük. Zekvan benim 2016'dan öğrencimdi. Sonra benim 2016'daki derslerin kayıtlarını Yunus'a paylaşıyor. 2017 kışta da yani o etkinlikten 6 ay kadar sonra da Yunus benim şey eğitimime geldi. Aksaray'daki kış kampı eğitimine geldi. Ve o zamandan beri Yunus'la tanışıyoruz. Zaten benim kanalda Yunus'un daha önce hemşireydi ama ajansta yazılımla uğraşıyor videosu var. Ondan sonra yaklaşık 3 yıldır da biz Yunus'la birlikte çalışıyoruz bizim firmada. Şimdi de herifin düğününe gittik, oradan dönüyoruz. Öyle düşün işte. Evet, burası Bolu meydan sayılabilir bir yer. Şöyle karşıda valilik var. Bu da bizim dondurmacımız. Güle güle Bolu. Güle güle. Tekrar geleceğiz. Sen burada olduğun sürece ki gideceğini sanmıyorum. Biz bir şekilde gelebilir durumda olduğumuz sürece yine geleceğiz, yine görüşeceğiz. Bir dahaki uğramamızda kubbe altı artık sırasını savdı.
Et evi öneriyorum dostlar. Hani yol üstünde uğrayacak olursak yine. Kabul edilmiştir. Önerdim. İkiye karşı bir üstünlük olur en kötü ihtimalle. Biz oy çoğunluğuyla, bakın oy birliğine gerek yok. Oy çoğunluğu önemli bizde. Bu durumda da gerekirse Özcan hocama tavuk da yediririz. Doğru mu? Özcan hocam tavuk yemiyor da. Bu video 5000 izlenmeye gelirse Özcan hocam tavuk yiyecekmiş. Onu da bir sonraki vlogda çekip izleteceğim size. Bir saniye, ne oluyor ya? Yaklaşık şöyle bir 400-500 metredir sürekli geri gelen kamyonlar ve arabalar görüyorduk. Şu anda yol kilitlenmiş durumda. Üf, göz alabildiğine komple kapalı. Şu anda böyle bir yerdeyiz. Karşısı da kazadan ötürü. Bolu tünelinde zaten bir olay vardı, çalışma vardı. Dün gelirken de görmüştük. O yüzden dağdan geçmemiz gerektiğini biliyorduk. Ama dağda da kaza olmuş. Kaza olduğu için şu anda kilitli. Buradan kazanın olduğu yere atlatana kadar gitmemiz gereken mesafe 10 kilometre. Ama navigasyon o mesafeyi 1 saat 50 dakikada falan gideceğimizi gösterdi. O yüzden biz de yol kenarında durduk. Bu Onur Bey'in bagajında gezdirmekte olduğu katlanır açılır sandalyeleri açtık. Bir tane de onlardan bir tabure açtık. Taburenin üstüne de tabletimizi yerleştirdik. Formula 1 Monaco Grand Prix'sini izliyoruz. Evet hocam, ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bence yaptığımız iş çok fantastik şu anda. Değil mi ya? İşitemin kıyısında abi böyle bir şey, şu ortamı yaşayacağımı düşünmüyordum yani. Şey gibi, bu çimenlik alanlarda mangalcı dayılar şey yapıyor, böyle mangal yapıyor falan. Tam o İsrail. Kesinlikle katılıyorum. Ama eksiğimiz ne? Onur Bey söyledi, buyurunuz. Arabanın içinde söylediniz. Eksiğimiz semaver vardı ama ben semaver uzun yola gidiyoruz diye, gerek duymayız diye almadım. Yoksa bir filtre kahvemizi de demlerdik. French press de taşıyorum çünkü. O değil de Çanakkale'ye giderken de yanında getirmişti, kullanmamıştık. Ama Çanakkale yolunda da böyle durmalık bir şey olmamıştı. Neyse. Bir ömrümüzde daha az kazaya denk gelelim. Daha az kazadan etkilenelim. Semaverimiz varsın olmasın. Şimdi biz bir fotoğraf çekelim. Saat neredeyse 9.30. İstanbul il sınırını geçtik değil mi? Kurtköy'deyiz. Onur Bey saatlerdir araba sürüyor. Onur Bey ya. Bütün trafikte bizi Bolu'nun dağlarından geçirdi getirdi adam. Dağlarından. Yaklaşık 30 kilometreyi herhalde 2-2.5 saatte gittik ya. Çok fenaydı ya. Yine bir azıcık gel birazcık git olaylarıyla araba parkı yaptırdık. Bakın kim geldi. Yaşar. Sen ne yapıyorsun? Yaşar Ankara'da yaşıyor ve biz işte Ankara'ya gittik geldik. Yaşar'cığım İstanbul'da olduğu için gelir gelmez onu da görelim dedik. Bir dedik görüşelim. Yemek yiyeceğiz Kadıköy'de. İşte bizim de hafta sonu gezmelerimiz bitmiyor. Benim yine kulağım tıkanmış. Benim de bir acıklı bir şey oldu. Yani. Biz bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da. Bakarız da alırız. Hadi bakalım. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Yerinde. Senin bir şey çok var mı? İyi. Buradan herkese selam. Harika. Merhabalar. Senin yüzün eskidi artık. Benim. İnternet benim yaşamdır. Jolly Tour'un bir tane otobüsü önümüzdeydi. Ve baya böyle cort diye girdi. Onur kudurdu. Şimdi otobüs bizden birazcık büyük. Doğal birazcık olarak. Bu arada Ali İsmail geçebilirsin. Millet orada takılıyormuş. Tamam içeriz. Her yerde içilir. İçilinir. Bana uyar yani. Biraya hayır. Nasıl demedim. Arabayı ben kullanmayacağım. Biz sorunlarımızdan biraz içerek kaçan insanlar da değiliz zaten. Ben biraz öyleyim ya. Ben birazcık öyleyim, özür dilerim. Neyse. Bir otobüsün arkasından Onur sürekli selektör yapıyor ama otobüs kocaman olduğu için çok etki etmiyor. Velhasıl sıkışık bir yolda otobüs peşinde böyle geldik. Şimdi yemek yemeyelim. Ben yiyorum sadece oğlum, ben bir yere gidelim. Neyse biz Kadıköy'de yemek yiyecek bir şey bulacağız, sonra şey yaparız. Var mı bir şey söylemek isteyen? Yani birader yakınlarda frango olabilir. Aşağı şöhretlere doğru yiyelim. Aa dönerci değil mi o ya? Bir döner yiyelim geçelim. Şöhretler de o yer. Şöhretler mi frango mu? Sen misafirsin söyle. Ben etemiyorum. Sen ipne misin? Keşke. Onu çözdürebiliriz, benim arkadaşlarım var. Öyle oluyor mu? KPSS'si falan vardır diye düşünüyorum. Ha.
bu ip neden yemek yiyecek yer çıkmayacak? Biz yemeği çözelim mi? Dinleriz şöhretler sonra. Hadi o zaman şöhretler hadi. Buraları kestirmiyorum. Mesela ben et yemiyorum dediğin zaman ibne misin sorum teaser'da bulunacak. Olur. Benim onay veriyorum. İbnelikten utanacak değiliz. Hayır, ibnelikten utanmıyoruz zaten. Benim bunu söyleyişim muhabbeti yani. Ha, benim için söyleyeyim. Benim için dünya böyle bir yer kardeşim. Ama siz ibne olmadığınızı imzalamış bir insansınız lütfen. Ben ibne olmadığımı imzalamadım. İbnelik yasaktır yazan bir belgenin altına imza attım. Bu da gizli saklı sır bir şey değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerdeyken imzalattığı 169 küsur maddelik bir belge var. İbnelik yasaktır. Öyle yazıyor. Öyle yazıyor. 169 maddeden bir tanesi bu. Evet, bu hafta sonunu bitirmemeye, yemin ettik gibi oldu. Döndük, Yaşar'ı aldık, yemek yedik. Şimdi de mahallede parkta oturuyoruz. Özcan bizi rehin aldı. Mahallemize hoş geldiniz. Öldüm ama yorgunluktan ölüyorum artık. Birazdan çok yüksek ihtimalle buradan yollanırız. Ben eve giderim abi herhalde. Onur beni atar. Sonra da kapatırız zaten. Evet, İstanbul'da veda noktalarının ilkindeyiz. Özcan hocamı eve bırakmaya geldik. Müthiş bir hafta sonu geçirdik. Değil mi? Şekilliydi. Düğünlere gittik. Şehirler gezdik. Trafik kenarlarında yarışlar izledik. Jolly Tour'un otobüs şoförü. Jolly Tour otobüsüne küfrettik. Geldik, Yaşar'ı bulduk. Bana küfrettik. Yaşar'a küfrettik, daha edilecek. Yel Değirmeni'ne geldik, festivale katıldık. Parkta olaylar yaşadık. Bir sürü şey. Bu hafta sonu unutulmaz. Şarkı ne olur peki? Hı? Şarkı ne olur bu hafta sonu için? Allah belanı versin ama senin için. Hocam. Seni öpüyorum ki öptüm gerçekten. Yaşar'cığım, daha kaç gün buradasın? Belli değil ya. Muhtemelen tamam. Bir hafta. Buralardayız, görüşürüz. Onur'la zaten biz kaçıyoruz. Benim orada vedalaşırız. Ya da belki vedalaşmayız. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda yine bu ekip ceketleri giyiyoruz. Saat 1.30 olmuş. Evet, saat 1.30. Pazartesiye girdik. Müsaadenle rock'n'roll. Hadi görüşürüz. Buraları kesiyorum.